Bozkır. Çok tuhaf bir coğrafya değil mi? Öyle. O kadar sessiz ki sanki bir ruhu var gibi. Buraya ilk geldiğimde tam burada durmuştum. Buradan öylece boşluğa bakmıştım. Sonra dedim ki kendi kendime, insanın uçsuzluğuyla aynı, kalbin uçsuzluğuyla da aynı. Ah o kalp, ah o kalp. Nice hükümdarlar söz dinletememiş ona. Nice garibi oradan oraya savurmuş. Niceleri tahtından indirmiş. Niceleri sultan eylemiş. Kimileri dağları delmiş, kimileri çölleri aşmış. Ah o kalp. Bir avuç çıra gibi. Öğretmenim, ben galiba benimle ne konuşmak istediğinizi anlıyorum. Ama inanın ki ben de böyle olsun istemedim. Yani çok özür dilerim. Aa, aşktan özür dilenir mi hiç? Sevda bu. Ne zaman hangi gönüle konacağı belli olur mu? Yani o kalp başkasına ait. Ben onu bile bile... Peki söz geçirebilecek misin? Sevme diyebilecek misin? Uğraşıyorum. Ya en azından uzak durmaya çalışıyorum. Ya onun çok olmuyor ama... Ya ben kaçtıkça... Ah o kalp, ah o kalp. Kalp bir avuç çıra. Yakar durur insanı. Öyle söylemişti biri. Şu dağ köylerinden birinde bir meczup. Kalp bir avuç çıra gibi. Yakar durur insanı. Öğretmenim. Ama ben söz veriyorum. Asla masla bunu düşünemem. Yani bir şekilde üstesinden geleceğim ben. Benim Taner'e de, Dile'ye de onların aşkına da olan saygım sonsuz. Ya bir şekilde... Kendime söz geçireceğim. Yani bu içimdeki duyguları ben bir şekilde... Sen beni yanlış anladın kızım. Ben burada Dile'in annesi olarak değil... Bir büyüğün, bir meslektaşın olarak seni buraya konuşmaya çağırdım. Sen çok iyi bir kızsın. Ve kolay duygular yaşamıyorsun. Hiç kolay değil. Konuşma ihtiyacı duyacaksın biriyle. En azından geçene kadar. Ha? Bir süre. Ben buradayım. Ne zaman, hangi saat, hangi dakika dersen çalabilirsin kapımı. Yalnız değilsin. Kendini asla yalnız hissetme olur mu?